Fitnat Hanım'ın odası hangisi acaba? Bilmem ki. Galiba soldaki ilk oda. Sen nereden biliyorsun? Daha önce geldin mi? Yok, gelmedim. Benim daha önce bir komşum bu hastanede yatmıştı, oradan biliyorum herhalde. Sonunda kavuştular, ne güzel. Acaba bir gün ben de Burakcığımla kavuşabilecek miyim? Ah Burak, ah. Burak? Ah Tanrım, inanamıyorum. Demek beni görmeye geldin ha. Daha fazla ben sizlere dayanamadım öyle. Ay, sen de mi geldin? Evet, beraber geldik. Geçmiş olsun Fitnat Hanım. Çok geçmiş olsun Fitnat Hanım. Aslında pek geçmiş olsunluk bir halim yok. Şurada birazcık dinleniyordum. Anlıyoruz. Bir isteğiniz olursa bize çekinmeden söyleyebilirsiniz. Sizden değil ama senden olabilir. Bu arada okulda bazı değişiklikler olacak sanırım. Nasıl, ne değişikliği? Okul sanırım başkalarına devredilecek. Ne? Ne devredilmesi? Neden bahsettiğinizi zannediyorsunuz siz? O okul benim. Orası eğitim yuvası, çocuklarımın yuvası. Ticarethane değil orası. Sattırmam. Tamam, Fitnat Hanım sakin olun. Fitnat Hanım sakin olun, hastasınız siz. Hasta değilim. Bu kadın yüzünden, bu büyücü yüzünden bana bu tesiste deli muayenesi yapılıyor. Ya yapmayın Fitnat Hanım. Bakın o da sizi ziyarete geldi. Ya o benim ne halde olduğumu görüp mutlu olmaya geldi. Hep senin yüzünden. Senin bir büyücü olduğunu bütün dünyaya ispatlayayım. Sakin olun Fitnat Hanım. Nasıl anlamıyorsun ha? Bu kadının normal bir kadın olmadığını nasıl anlamıyorsun? Büyücü bu kadın, bir işi bile yok. Avukatlık yapıyor ya. Avukatlık yapıyormuş. Nerede yapıyor avukatlık ha? Hangi davayı kazanmış? Sen hiç onu mahkemeye girip çıkarken gördün mü? Ben görmedim. Hayatı yalan bu kadının. Hayatı yalan. Niye yalan söylesin ki? Avukatlık yapıyor. Yapıyordur herhalde.